Evet, bir başka önemli gelişme hemen yanı başımızda başlayan Musul Operasyonu. Konuyu değerlendireceğiz. Orsam Orta Doğu uzmanı Sayın Bilgay Duman bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Beklenen operasyon başladı diyebilir miyiz? Yoksa kamuoyunun algısının aksine gerçekten hedef Musul mu, yoksa henüz bir hazırlık operasyonu olarak görebilir miyiz bu operasyonu? Evet, son söylediğiniz daha geçerli. Ben bunu bir hazırlık operasyonu olarak telendiriyorum. Çünkü Musul merkeze yönelik bir operasyon değil yapılan. Belki şu an itibariyle Irak Savunma Bakanlığı tarafından işte Fethi operasyonu başladı, Büyük Musul operasyonu başlattık gibi açıklamalar gelse de şu an itibariyle Mahmur çevresinden itibaren bir operasyon yapılıyor ve Mahmur'un çevresinin temizlenmesi biraz da Geyyara'ya doğru yapılan bir operasyon. Geyyara şu açıdan önemli. Geyyara IŞİD'in lojistik destek hatlarının üzerinde yer alıyor. Ve Musul'a ulaşan güneydeki bağlantı yollarının ana merkez noktası ve Dicle'nin hemen batı yakasında yer alıyor. Şu an itibariyle yapılan operasyon Dicle'nin doğu tarafına yapılan bir operasyon ve Irak ordusunun işte 5 saat içerisinde 8 tane köyü aldık açıklaması da o Musul'un tamamen Geyyara'nın hemen batı tarafında doğu tarafından alınan köyler. O nedenle henüz Geyyara'ya bile ulaşılabilmiş değil ki Geyyara IŞİD'in kontrolü altında ve Geyyara'dan petrol üretiyor IŞİD. Bu anlamda Geyyara'nın ele geçirilmesi hem IŞİD'in destek hatlarının ve lojistik hatlarının kesilmesi anlamına gelecek hem de ekonomik anlamda işte darbe vurulmuş olacak. Ancak Dicle'yi geçebilmek çok kolay değil. O zaman bu operasyon aynı zamanda DAEŞ'in finansal kaynaklarını da hedef aldığı için DAEŞ'in de canla başla aslında mevziyi kaybetmemeye yönelik bir direniş göstereceğini işaret niteliğinde. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok stratejik bir noktaya şu an itibariyle yapıyorlar. IŞİD'in elinde bulunan bölgelerdeki kuzey-güney hattının tam merkezinde bulunuyor Geyyara. Buranın savunulması demek IŞİD'in kontrol alanlarının tamamının savunulması demek IŞİD açısından bakıldığında. Diğer taraftan tabii Musul operasyonu yapılabilmesi için Musul'un etrafının çevreleniyor olması gerekiyor. Çünkü Musul halen diğer bölgelerden besleniyor IŞİD tarafından. Şirgat var. Hemen Musul'un güneyindeki, Geyyara'nın da güneyinde. Şirgat hala IŞİD'in elinde. Diğer taraftan yine Musul'un güneyinde Kerkük'e bağlı Havice var. Bu Dicle'nin doğu yakasında olmasına rağmen Havice'de çok önemli bir IŞİD merkezi ki biliyorsunuz işte Beşir operasyonu çok konuşuldu. Evet. Türkmenlere yönelik yapılan orada kimyasal saldırı vardı. Havice'ye giden yolda halen IŞİD'in elinde. O nedenle IŞİD'e destek hatları kesilmeden ben büyük bir Musul operasyonunun yapılabilmesini çok olası görmüyorum. Buraya bir virgül koyalım Bilgay Bey. Zira Mahmur dediniz aslında Mahmur'dan bir ilerleyiş söz konusu. Doğru. Şimdi sıcak noktaya götüreceğiz değerli izleyicilerimize. Evet, dün Irak Savunma Bakanlığı Haziran 2004'ten bu yana DAEŞ'in elinde olan ve antik kent Palmira ile birlikte ordunun son 2 yıldaki en büyük 2 kaybından biri olarak görülen Musul'a uzun süredir beklenen operasyonun başladığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Bölgedeki son durum için Bilgay Bey'in de biraz önce işaret ettiği Mahmur'a çeviriliyoruz kameralarımızı. Mustafa Kerim karşımızda. Mustafa, bazı köylerin ele geçirildiği haberlerini alıyoruz. Son durum nedir operasyonda? En yakından siz takip ediyorsunuz. Sözü size bırakalım. Evet Gökçen Oğan, gerçekten de şu an Mahmur'da havada sürekli uçaklar geziyor ve havadan bombardıman çok ağır bir şekilde DAEŞ'in bölgelerine ve özellikle de Geyyara bölgesine ve Geyyara'nın da köprüsünü havaya uçurdu. Bunun yanı sıra Geyyara'nın etraflarında bazı köyler vardır. O köylerin de alındığına dair bilgiler var. Biz o bölgeye kadar gittik fakat tehlikeli olduğu için çok fazla da yani içeri izin vermediler. İçeri izin vermeme nedenleri de bölgede çok sayıda intihar komandosu var ve ara sırada bir intihar komandosu gelip kendini patlatıyordu ve bazı sıralarda da böyle ekip halinde gelip o bölgedeki direnişi kırmaya çalışıyorlardı. Konuğunuzun da bahsetmiş olduğu gibi Geyyara bölgesi çok önemlidir ve bu operasyonda zaten o bölgeyi ele almak için, o bölgeyi IŞİD'den geri almak için yapılmıştır ve ağır silahlarla da, ağır toplarla da ve katyuşalarla da saldırılar devam ediyor. Saldırılar da yaklaşık biz tam çatışma
çalışmanın neredeyse bir 15 kilometre uzağındaydık ve göz ile bazen görüyorduk oradaki çatışmaların ve havadan olan bombardımanları. Ama çok fazla, az önce de belirtmiş olduğum gibi, izin vermiyorlardı yaklaşmamıza, hani can güvenliğinden dolayı. Fakat havan topu ve Doçka mermileri çok rahat bir şekilde geliyordu o bölgelere. Biz son kontrol noktasındaydık. Irak askeri güçleri her sefer olduğu gibi, yani özellikle Peşmerge'yle de giren çatışmalarda DAEŞ bütün bu köyleri bombayla düzenekli bir şekilde döşüyordu ve bu şekilde de yavaş yavaş ilerleme sağlanıyor. Yani ilerlemelerini bir nevi kesmiyor fakat aksatmaya uğratıyor. Yani yavaşlatıyor. Aynı şeyi burada da uyguluyor. Fakat bütün güçleriyle de işte bazı köylere saldırıyor Irak güçleri. Hem havadan hem karadan destekle beraber yaklaşık 6000 kişi şu an çatışmalara katıldığı söyleniyor. Bu rakamlar tabii resmi rakamlar değil, fakat çatışma alanlarına bu askerlerin gittiğine dair. Ağır toplar vardır bahsetmiş olduğumuz gibi. Çelik ve zırhlı yeleklerle, zırhlı araçlarla o bölgelere hareket ediyorlar. Ama bazı yerel kaynaklardan da elde ettiğimiz bilgiler, Irak ordusunun belirtmiş olduğu planı daha şu ana kadar net bir şekilde uygulamış değil. Çünkü o köyler, bazıları DAEŞ tarafından iki köy kendileri boşaltılmış, diğerlerinde de çok ciddi bir DAEŞ direnişiyle karşı karşıya oldukları ve plan şöyleydi. Dün başlayacaktı ve bugün yaklaşık 11 köy ele alınacaktı ve Geyyare bölgesini tamamen o bölgelerden, yani DAEŞ'ten alınacaktı. Sonra Geyyare ilçesi içerisine girilecekti ve o bölgede IŞİD'den temizlenecekti. Bu şekilde de IŞİD gerçekten de stratejik bir bölge ve stratejik bir alan kaybetmiş oluyor. Hem ekonomik hem de stratejik, yani alan olarak, çünkü ikiye bölüyor. Fakat bu şu ana kadar gerçekleşmiş değil. Evet. Gökçe Hanım. Teşekkür ediyoruz. Verdiğim bilgiler ışığında biz de stüdyomuzda konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Bilgay Bey, öncelikle operasyona kimler katılıyor onu konuşalım. Peşmerge katılıyor mu? Siz yerel kaynaklardan da besleniyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kimlerin operasyonda yer aldığı da önemli. Çok doğru. Kimler var operasyonda? Şu an itibariyle operasyonları sadece Irak ordusunun yaptığını biliyoruz. Biraz önce Mustafa Kerim Bey de Peşmerge'nin destek verdiğini söyledi ama Peşmerge'nin bildiğimiz kadarıyla Mahmur'da şu an itibariyle iki taburu var. Yani yaklaşık 4000 kişinin Peşmerge'den orada olduğunu biliyoruz. Zaten Mustafa Kerim Bey'in de söylediği gibi 6000 kişi operasyonlara katılıyor. Bunların neredeyse tamamının Irak ordusuna bağlı güçleri olduğunu biliyoruz. Irak ordusuyla böyle IŞİD arasında da şu an için yani çok böyle net göğüs göğüse bir çarpışma olmadığı söyleniyor bölgeden. Tabii bölgede olmadığımız için bilmiyoruz ama hani bölgeden aldığımız haberler bu yönde. Amerika'nın öncülüğündeki koalisyon hava kuvvetleri ve Irak Hava Kuvvetleri de bildiğimiz kadarıyla destek veriyor. IŞİD'in elindeki bölgeleri vuruyorlar. IŞİD biraz önce söylediğimiz gibi, yani benim de haberden duyduğum kadarıyla köprüyü patlatmışlar. Evet. Geyyare Köprüsü'nün. Bu Geyyare Köprüsü Mahmur ve Geyyare arasını bağlayan köprü. Dicle'nin üzerinde olan köprü. Muhtemelen biraz önce söylediğimiz gibi Dicle'nin hemen doğu yakasındaki köyleri ele geçirdiler. Ve ele geçirdikleri bölgelerden artık karşı tarafı vuracaklar. Çünkü Dicle'nin yine doğu yakası da, yani Geyyare Köprüsü'nün doğu tarafı da IŞİD'in elindeydi. Muhtemelen buradaki köyleri ele geçirmişler ki yine Mustafa Kerim Bey söyledi. Bugün itibariyle 13 köyün IŞİD'den geri alınması planlanıyordu. Dün 5 saat içerisinde 8 köyü birden alınca Irak ordusu biraz umutlanmıştı bu konuda. Ancak şu an itibariyle o yönde bir ilerleme yok. Bu taktik IŞİD karşı tarafa, olabilir, evet, öyle kesinlikle değil mi? Ben aynı şeyi düşünüyorum. IŞİD zaten bunu pek çok bölgede yaptı. Eğer fazla zayiat vereceğini düşünüyorsa kendisinin daha yoğun olduğu, daha stratejik anlamda kontrol etmesi gereken yerleri kontrol etmeye çalışıyor ve bu anlamda stratejik bir geri çekilme yapıyor. Üstelik kent içerisine bu mücadele kalırsa, yani açık alanlardan kent içerisinde bir göğüs göğüse, sizin tabirinizle mücadele içerisine girirlerse, terör örgütünün bu alanlarda daha avantajlı olduğu açık. Çok doğru. Yani nizami bir ordu düzeninden ziyade gerilla taktiğini kullanmayı çok iyi bilen bir örgütten bahsediyoruz. Bu anlamda operasyonun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani ana Musul operasyonuna geçmek için önümüzde çok vakit var mı? Bence oldukça vakit var. Bakın geçtiğimiz sene Ramadi operasyonu başlamıştı Mayıs ayında. Hatırlıyorsanız 2 ay Ramadi operasyonunu sürdürdüler. Ramadi operasyonundan bir başarı sağlayamayınca Irak ordusu Haçlı Şabi ile beraber yapmıştı ki bu operasyonu.
2 ay sonra durdurdular Ramazan ayı geldi gerekçesiyle. Hı hı. Daha sonra Ağustos ayında başlattılar. Ramadi operasyonu halen sürüyor. Ramadi merkezine Irak ordusu ve Irak güvenlik güçleri bir biçimde girmiş olsalar da Ramadi içerisinde de çatışmalar devam ediyor. Hı hı. Ama bununla beraber ambarın büyük bölümünde halen IŞİD'in kontrolü var. Ki halen 20 kilometre, Bağdat'ın 20 kilometre doğusuna düşecek şekilde Ebu Garip bölgesi var ki burada bile çatışmalar yaşanıyor. Yani IŞİD şu an itibariyle halen Bağdat'ın 20 kilometre, 25 kilometre uzağında diyebiliriz. Bir Felluce operasyonu yapılmadı halen. Doğru. Ki Felluce çok daha büyük bir direniş noktası olacak IŞİD açısından. Yine Selahaddin'e bağlı ki hemen Geyyara'nın güneyinde yer alan Felluce, Şirgat bölgesi, burası da IŞİD'in elinde. İşte biraz önce söylediğimiz gibi Havice bölgesi IŞİD'in elinde. Suriye ve Irak arasındaki sınır kapılardan bir tanesi olan Anbar bölgesi, yani merkezi Ramadi olan Anbar vilayetinin Kayım sınır kapısı halen IŞİD'in elinde. Şimdi siz böyle hangi Musul operasyonundan bahsediyorsunuz? Siz böyle anlatırken Suriye'ye o kadar odaklanmış durumdayız ki aslında Irak'taki durumun vehameti konusunda daha dikkatliyiz algısına sahip oldum. Çok doğru. Barzani'nin açıklamalarına da geçmek istiyorum kısaca. İki önemli açıklaması var. İlki PKK ve PYD noktasında. Mesut Barzani dedi ki PKK, PYD aynı şeydir. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de çok iyi bilir dedi. Evet. Bu açıklamayı nasıl karşıladınız? Şimdi bir kere Mesut Barzani'nin ve KDP'nin PKK'yı nasıl ele aldığını bakmak gerekiyor. PYD'yi nasıl ele aldığına bakmak gerekiyor. Belki söylem bazında hani Türkiye ile paralel bir aşamaya geldiğini söylesek de bugün itibariyle halen KDP resmi olarak PKK'yı bir terör örgütü ilan edebilmiş değil. PYD'yi de aynı şekilde bir terör örgütü olarak ilan edebilmiş değil. Ama şunu söylüyor olabilir Barzani, PKK ve PYD'nin aynı çizgide olduğunu ve aynı emeller için hareket ettiğini söylüyor olabilir. Zaten bu hani gün gibi aşikar, bunu saklayacak bir şey yok. Burada hani Barzani'nin bir hani söz anlamında lütfedip de hani Türkiye ile aynı çizgiye geldiğini ya da PKK'yı terörist ilan ettiği falan yok. Bu konuda bence izleyicilerimiz hani farklı algılara girmesinler. Evet. Ama şunu söyleyebiliriz. PKK Barzani'nin bölgede kurmuş olduğu istikrar ve bölgedeki gücü açısından çok ciddi bir tehdit oluşturuyor Barzani açısından. Bir kere Barzani bölgesi ve PKK bölgesi üst üste geliyor. Yani her iki tarafta aynı bölgeden güç alıyorlar. İşte özellikle Irak'ın kuzeyindeki işte Kürt yapılanmasına bakıldığında, yani o Kürt bölgesel yönetimi yapılanmasına bakıldığında Barzani'nin daha çok Badinan bölgesinden yani Kürt bölgesel yönetiminin kuzeyinden, Duhok ve Erbil bölgesinden ciddi destek aldığını biliyoruz. Ama bu bölge aynı zamanda da PKK'nın destek bölgeleri ve Kandil'deki varlığını da zaten bu anlamda biliyoruz. Diğer taraftan PKK IŞİD sonrası süreçte ön plana çıkan bir aktör oldu. Sadece Türkiye açısından değil, Irak açısından da, yani Irak'taki Kürt bölgeleri açısından da öne çıkan bir faktör oldu. Hem Kerkük çevresine yerleştiler, hem Sincar bölgesine yerleştiler, hem Hanekin Celevle bölgesine yerleştiler. Ve şu an PYD, ABD açısından Suriye'de bir müttefik olurken IŞİD'le mücadelesi konusunda da yine PKK aynı düzleme geliyor gibi gözüküyor. Çünkü Kerkük'ün çevresinde özellikle Dakuk'taki IŞİD'le mücadelede PKK aktif rol aldı ve oradaki pek çok bölgenin ele geçirilmesi noktasında Amerika ile işte koalisyon güçleriyle ortak hareket edildi. Türkiye'nin bu tabloyu çok doğru takip etmesi gerekir. Zira Suriye'de aslında aleyhimize gelişen o sürecin Irak'ta da bir benzerinin yaşanma riski olduğunu söylüyorsunuz. Peki bu bağımsızlık referandumuna ne dersiniz? Ekim ayına kadar mutlaka referandum yapacağım diyor. Evet. Bunu da bir taktik hamle olarak mı görmeliyiz, yoksa bu konuda ciddiler mi? Ya şimdi Irak bölgesel Kürt yönetimi içerisinde ciddi bir siyasi anlaşmazlık var. Biliyorsunuz Goran Hareketi ve KDP arasında, yani Barzani ve işte KYB'den ayrılan Goran Hareketi arasında ciddi bir çekişme var. Şu an itibariyle KDP ve KYB yavaş yavaş hükümeti kurma çabası içerisindeler ve anlaşmak üzereler. Nitekim Goran ve PKK arasındaki işbirliğini de biliyoruz. Yani Barzani'nin bu açıklamaları bence PKK ve Goran işbirliği arasındaki o denklemde de kendisini yer buluyor. Barzani bunu artık hani bir söylem haline getirdi ve iç politikaya yönelik bu anlamda bence mesajlar veriyor. Ancak biz geçtiğimiz hafta bölgedeydik Orsam olarak. Yaptığımız görüşmelerde ve yaptığımız gözlemlerde yani bağımsızlık ilan etmeyi bırakın, bölgenin ayakta kalacak hali kalmamış. Eylül ayından bu zamana kadar bir tek Ocak ayında maaşlar ödenebilmiş. Doğru. O da 1/4 oranında maaşlar ödeniyor. Ve şu an Mart ayını bitiriyoruz. Bölgede ciddi bir ekonomik kriz var. Bununla beraber siyasi bir kriz var. İşte IŞİD'le savaş var aynı şekilde. Ve bölgedeki kurumsallaşmış
yapı halen tam olarak oturabilmiş değil. Ya yani bölgede halen iki tane peşmerge bakanlığı var, iki tane maliye bakanlığı var. Şimdi bu kadar krizin içerisinde yapılacak bir referandum yapılabilir. Evet, yani göstermelik bir referandum yapabilirler. Bu çok basit. Seçim komisyonuna hemen bir hazırlık içerisinde bulunurlar. Seçim komisyonuna söylerler. İşte bağımsızlık kabul edilsin mi, edilmesin mi diye halka söylerler. Ama bunun hani önemli tarafı bu bağımsızlığa bölgesel Kürt yönetimi ne kadar hazır ve mevcut istikrarını ne kadar devam ettirebilecek? Bence en önemli noktası bu. Tabii Türkiye açısından da bölgesel Tabii. Kürt yönetimindeki istikrar çok önemli. Yani bu nedenle Barzani'nin bölgeyi başkanlığından ayrılması ya da yeni bir denklemin bölgede yaşanması Türkiye'nin oradaki hem siyasi planlarına hem de ulusal çıkarlarına çok ciddi zarar verecek. Çünkü bölge halen bağımsızlığa hazır değil. Barzani'nin hani başkanlıktan gitmesi de bence bölgedeki istikrarsızlığı körükleyecek. Şimdi düşünelim, yani Barzani bölgedeki başkanlıktan ayrıldı. Tamam, kabul etti. Kim başkan olacak? Bunu nasıl seçecekler? Parlamento mu seçecek yoksa halk mı seçecek? Parlamentonun seçtiğini halk kabul edecek mi? Halkın seçtiğini parlamento kabul edecek mi? Sonuçta sınırımızın ötesinde bir Aynen istikrarsızlık öyle. Ve güvensizlik alanının oluşması doğrudan bizim iç güvenliğimize Aynen, de yansıyacak. Çok doğru söylüyorsunuz. İşte burada bu istikrarsızlıkta terör örgütleri her zaman biliyorsunuz istikrarsızlığı kullanır. PKK bunun hazırlığını yapıyor bölgede. O nedenle PKK doğrudan işte bahar ayları da geliyor. Hep biliyorsunuz terör örgütü ki PKK bunu çok fazla kullanıyor. Güneydoğumuzda ve Doğu Anadolu'muzda ciddi bir savaş var PKK ile. Bu Irak'ın kuzeyindeki yani sınırımızın hemen öte tarafındaki istikrarsızlık da PKK'nın güçlenmesine ve bunu kullanarak Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, ulusal güvenliğine daha fazla etki etmesine sebebiyet verecek. Sadece kendi sınırlarımız içerisinde değil, sınırımızın ötesinde de istikrar ve güvenliğe ihtiyacımız var evet, ki o öyle, süreçlerden etkilenmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için sağ olun. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftayı kapatıyoruz değerli izleyicilerimiz. Pazartesi günü saatler 13'ü gösterdiğinde TRT Havaz ekranlarında olacağız. Sizleri de bekleriz. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.